Avustralya'da yapılan yeni bir araştırmada Çin'in hala hayatta olan mahkumların organlarını çıkarmak için cerrahları görevlendirdiği öne sürüldü. Avustralya Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada Çin'den gelen binlerce tıbbi makale incelendi ve ülkenin gizli organ toplama ticareti ortaya çıkarıldı. Raporun yayınlanması Doğu Türkistan'daki milyonlarca toplama kampı mağduru ve cezaevi mahkumunun her an öldürülmesi endişelerini arttırdı. Uygurların hapishane ve kamplardaki biyolojik bilgilerinin doğrudan Çin resmi arşiviyle bağlantılı olduğu ve her Uygur mahkumun gizli organ toplama ticaretinin hedefi olabileceği öne sürüldü. Reuters'ın 8 Nisan'da yayınladığı habere göre Tayvan, ülkedeki 100 kadar Çinli firmaya soruşturma açtı. Bu firmaların Tayvanlı yarı iletken mühendislerini ve diğer teknoloji yeteneklerini yasa dışı yollarla avladıkları iddiası var. Dünya üretiminin %40'ını yapan şirket dahil dünyanın gelişmiş çip üretim kapasitesinin %92'sini oluşturan Tayvan, Çin'in ihtiyaç duyduğu uzmanlığa sahip. Pakistan Ulusal Meclisi'nde bugün başbakan seçilen Pakistan Müslüman Lig-i Nawaz lideri Şahbaz Şerif yemin ederek görevine başladı. Beyaz Saray sözcüsü, Pakistan'daki hükümet değişimine ilişkin müreffeh ve demokratik bir Pakistan her zaman ABD'nin çıkarları için kritiktir. Bu ülkenin lideri kim olursa olsun değişmeyecektir, dedi. Dünya koronavirüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin'den gelen görüntüleri konuşuyor. Sıfır vaka politikasından vazgeçmeyen Çin, milyonlarca vatandaşını karantinada tutmaya devam ediyor. O kentlerden birisi olan Şangay'da tedarik sıkıntısı yağmalama olaylarının yaşanmasına neden oldu. Yetkililer bölge sakinlerine temel ihtiyaçlarının verildiğini belirtirken, gelen görüntüler gerçeğin çok farklı olduğunu gözler önüne serdi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını işgal olarak tanımlamayı reddeden Çin, ABD'nin Ukrayna'da devam eden savaşta Rusya'ya ekonomik yaptırımları zorlayarak kargaşadan kazanç sağlamaya çalıştığını savundu. AB Komisyonu 21 Rus havayolu şirketini 27 üyeli AB'ye uçmaları yasaklanmış havayolu listesine aldı. AB Komisyonu kararına neden olarak bu havayolu şirketlerinin uluslararası güvenlik standartlarını yerine getirmemeleri gösterildi. 21 Rus havayolu şirketiyle birlikte AB'nin kara listesindeki havacılık şirket sayısı 117'ye ulaştı.